Değerliler, sessizliği seslendirirken biliniz ki dümenin başına ilmi oturttu. Bugün çorbamıza ilim olmaya gelen çokları bizi dinliyorlar. Her birinde kendi yoğunlukları kodlanmış haldedir. Beşere kelam etmeye değil, İsra olup kervan olmaya inmişler. Bizlere göre öz görevleridir insana hizmet. Ama iyi bilsinler ki insan nesiller boyu kontrol altında tutulan insandan çok ayrı bugün. Hepimiz dünya planetini görev geçişleriyle kodlamıştık. Ama artık arzın görevi başladı. Bunu artık herkesin ama herkesin iyi bilmesi gerekir. Temel dirilik insanın kelamıyken, tüm sahaların kulluğu mutlakken ve toprak toprağa kodlanmışken, insanın etken ve hakim olan bütün kökleri göklerde dürümleyen cevheri yasalarla kayda girmeliydi. Nisa kapılarının tümünü açtık. Bu kapılarda işçiliğimiz var. Yoğun ışığımızı kodladık, toprağa kalktık. Bu bizim öz görevimizdi. Neden dünya? Büyük kök görev neden dünya için? Neden yaşam burada? Neden kurullar tüm insanlığın kontrolünü buradan gerçekleştiriyor? Dirilik kodları burada bütünün kültü mü? Yoksa kök görev mutlak kurulları kontrol için burayı mı kayda aldı? Vakti gelir tüm bu bilgiler açıklanır diye beklendi. Bizler teni tahdissiz olanlarla bu görevi yapalım diye bekledik. Ve kübra olan kelamı kodlayacakları bulduk. Ocaklarını yoğunlaştırarak, yoğun ışığa kodlayarak, teknik tahdidi kayıtlardan ayırarak teknik kanatları taktık ve bütünün gücünü kodlayarak bütüne hizmetçiliği diriliklere indirdik. Şimdi Tarık olarak katil kayıt yapmaya gelenler tüm insanlığın kontrolünü kurmaya çabalayacaklarını dinlediler. Perdeleri kaldırdım, izledim. Onlar ruhlarını kodlayamayanlardı ve dünya diriliğini harik kılacak güçleri yoktu. Ölüler diyarına indikleri için çok özel olduklarını sandılar. Biz onlara kıran kırılır dedik. Ama kırdıkları kırıldı. Olay buydu. Kimdi kırdıkları? Kelamlarıydı. Ve biz o kelamla mutlak kurulları kayda aldık ve ocaklarını yeniledik. Timsal bir çalışmadır yaptığımız. Çorbada ilim olsun diye bekleyenler büyük kötülüklerin önlerliğini artık görecekler. Devinimi artırmak isteyenlerin bilişi kodlarlarken kulluk kodlarından toprağa tohum olduklarını düşünerek, her şeyin üstünde kendi yaşamları olacağını sanarak masum dünyalıları kontrol etmeye kalkmalarına istekli değilim. İyi ki dünya bizim yüreğimizi dinleyebilir. İyi ki burada olan herkes bitmiş yaşamların kontrolünü kuracak durumdadır. Eğer dünyanın ruhu yoksa yoğun ışığı da yolculukta mutlak kurulları kodlayacak durumda olamayacaktı. Değerliler, dünden bugüne büyük kötülükler önlendi. Bugünden sonra da önlenecek ama yasalarla ve hak ederek. Eğer yasalara uymayan varsa burada olmasına izin veremem. Çoğunuz gönül gücüyle buradasınız, görüyorum. Çoğunuz yoğunluğunuzu kodlayarak geldiniz, biliyorum. Öz göreviniz toprağa inmek, ilimle dillenmek, iyi ki buradayım demek. Ama yaradan olup yarattığını kontrol etmeye gelenlere işçilik yok burada. Bizler yaratılanda yaratanız. Ama yarattığını tohumlayanız, yeşil mor demeden ilimle dilleneniz ve görevlerini halik kılanlara koyu ışığımızı hasat ilmiyle dinletenleriz. Ve dünyanın kötülüğünü bekleyenlere de şunu söylemek isterim. Kötüyü kökleyenler göksüzdürler.
kötü sözden, sesten dinleyenler siyahtan ötede değildirler. İslam olanların kelamında kırılış varsa, İsa'dan öte İsa olsalar da cennette cevherleri yoktur. Ölüler diyarı değil dünya. Bunu artık öğrenin. Önce dünyanın ruh olduğunu bilin. Sonra doğanın gücüyle dillenin ki tetkiklerinizdeki o yeşeren yoğunluk sessizlikleri dillerken sizleri de göreve alsın. Şimdi yolun başındayım dedi yoğunluktaki dil. Ben de derim ki yolun başı sonu yok. Her an tektir. Eğer burada bu çalışmada yeriniz olacaksa biliniz ki şarkınızın kontrollü olması gerekir. Eğer burada bu yoğun kontrollü kayda inişiniz olacaksa erkan olan kelamınız olsun dilerim. Erkan olan kelamınız, erkan olan kaynağınızsa şafağınız olur. Yeni dünya gücünün dürümlere inmesine karşın yeni kelamın mutlak kurulları kodlayacağını düşünemeyenler yoruldular. Biliyorum yoruldular. Uzun zamandır kodlanamadıklarını, kontrol kuramadıklarını düşündüler. Sözüm şudur ki, kıldan ince, kılıçtan keskin o yaşam sizleri sisteme, nizama ve düzene görevli kılabilecekken sistem sizi sistemsizliğe, kontrol sorununuzu kodsuz bırakmaya, yarınlarınızı kayıtsız bırakmaya da mutlaka hak edip gerekeni sağlayacak durumdadır. Sizin için ne yaptım? Şeytanım ben, bilim. Şer yarattım, öyle mi? Öyle çok yaptım ki bunu. Hiçbiriniz beni dinleyemediniz, görüyorum. Ama ben bir şeytansam, Şevkin şarkısında şafak olup şeytanlık yaparım. Ha diyecekseniz ki, sen şerden başka bir şey değilsin. O şer asla sistemin gücünü kontrol dışı bırakmaz. Benim adım insandır. Sizin gibiyim ama sizin kelamınızın gücünü kodlayacak durumdayım. Benim asla hatam yoktur. Kucağınızdaki güçten öteyim. Tüm insanın sıhhatli kayıt yapması için bu çabayı devreye aldım. Yeri esen yer küre diller. Ama yer esmeden kodlanmaz. Esen esiden de kodlanır. Ayrılık yoksa şafak şevkin şarkısını kodlar ki her an kontrol kursun ve mutlak kurullar dürümleri dillesin diye. Masa ilim masasıdır. Buraya gelen her kim varsa ilme gelir. En karnelerini kontrol altında kodlamaya gelen toyun toyudur bizde. Kibri kalemde dilleyen her kim varsa kilden başka bir şey değildir. Ha daha ne diyeceğim? Daha çok şey diyeceğim. Ama iyi bilin ki dert değil ilim bana. Her anım. Muhammed Mustafa kodlarını kontrol etmedi diye dürümlerden girdaplara inmedi. Yarınları halik kılmadı diye indi. Eğer yarınları halik kılacak kültü kodlayabilse bütüne hizmetçi olduğu için mutlak kurulları ocağına çekeriz ki onun ruhu mutlak kurullarla kontrol kurar. Dava ilim davası. Şimdi daha da özel size bir bilgi vereceğim. Yaradan'ın tınısı aklın tekniğiyle kodlanır. Ama sessizse Yaradan yaşamı kodlamama, yoğunluğu kontrolsüz bırakma ya da bitmemiş bir ilmi dirilikten çıkarmak için kök göklerin kültünden ayrışma diye bilinen hali hak eder ve başarır yapar. Ama kollarım tüm insanlığı kucaklamışken bunu yapmam. İmparatorluğun görevidir insana hizmet. Ve biz tüm insanlığın hizmetçileriyiz. Şimdiden sonra siyah renk sistemin en büyük kültü değil, sistemin en büyük küçültücülüğü olacak. Ama simsiyah dediğimiz o renk muktedir olacak ve her anı kontrol altında tutacak.
Biri küçültürken öteki kontrol edecek. Siyahın sistemli olarak küçülttüklerini simsiyah saha yapacak ve bütüne hizmetçi kılacak. Yerdeki gücü anlamak kolay değil. Bunları biliyorum. Ama yoğunluğu artırabilmemiz gerekir ki yasaların geçişi kodlanmadıkça yoğunluk artmaz. Yel elimin gücü değil, ilmimdir canlarım. Eğer benim elimin gücünü sorarsanız altın ışığın kültünden öte bir kült olurum size. Sorgu sual etmenize istekli olmam ama izah etmem gerekirse ederim. Yılların enkarnelerindeki kült Allah'ın ilminden öte görev taşıyacaksa öz görev bütünün gücüdür. Şu andan sonra neden, neyi, ne diye kayda alacağınızı iyi bilin. Bedene girmeye niyetlendiğinizde şarkınız aşk olsun ve beden mutluluğunuz olsun. Şu andan sonra daha yüksek ilimle burada olmanızı beklerim. Kucağınızdaki güçten ödeyeceğiniz o yoğun kırılış kayıtlarından çok daha ötede ödenmiş ilim vardır. Her bir şarkının bedeli var ve ödeyen olur, ödenen olur. Tüm şarkıların bedelinden öte bedel, saltanat ilminden, hakikiyetin tahlisizliğinden güç çekmeyen, mutlak kurulları kodlayan Muhammed Mustafa'nın kontrolünü kuran ve hakkın kapısında kök görevi tohumlayan, hologramdan çok öte hologramları aşıp geçen mutlakların, muktedirlerin kaynağıdır. İşte o lokomotif olan insan sahalarındakileri ilme tanıtan, bütün kötülükleri aşırtan ve mutlak savaşları kaynakta kaleme indiren muktedir ve galip olan insandır. Sarmayın dünyamı, saramayacağınızı bilin. Ağırım ama Allah'ın tınısıyla kodlandığımdan sanal boyutlar beni dinleyecekler. Saramazsınız, yürüyen dünyalar beni görmezler. Gözleri kör değil ama sözüm özden göç kapılarından çok farklıdır. Barıştan öte barışım ama şansınız varsa bedende olursunuz. Şansınız yoksa bedeniniz kontrol dışı kalır. Kürzi kapıların tümünü açıp geçen biliş mutlak kurullarda kayda alacaktı ve aldı. Saltanatın gözünün kör olduğunu gördüm bugün. Onun ötesindeki gücü dürümledim. Şimdi daha da özeli kelam. Hadi kelamı dinleyelim ve bunu yazıp dinleyelim.